Arkadaşlar merhabalar bu video ile birlikte trigonometri kampının 15. gününe başlıyoruz. 15. gün ne demek? Konu anlatımının son günü demek. Sonrası 2 gün daha kalıyor. 2 günde de test çözümü yapacağız sizinle birlikte. Evet son konumuz nedir? Trigonometrik denklemler. Evet 15. günde toplamda 2 videomuz olacak. 7 sayfamız var. İlk 3 sayfayı ilk videoda sonraki 4 sayfayı da sonraki videoda halledeceğiz. İlk videomuzda kitabımızda sayfa numarası 101. 102 ve 103'ü halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Trigonometrik denklemler gerçekten kolay. Bu zamana kadar bilgiler seni bu konuda çok iyi bir noktaya getirecek. Gerçekten çok rahat bir şekilde yapacaksın. Öncelikle olarak sinüs x eşittir sinüs y şeklinde bir denklem çözümü halledilirken bir kere sinüs x eşittir sinüs y gördüğün zaman hocam x eşittir y diyebiliriz ya da dikkat et sinüs nerede birbirinin tıpkısının aynısı oluyordu? Hani 180'e tamamlayanlar da birbirinin tıpkı sıra aynısı olmuyor muydu? Çünkü sinüs birinci bölgede de artı, ikinci bölgede de artı olduğundan dolayı. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Hop şöyle de, buradaki açı varsa bunun 180'e tamamlayanlığı buradaki açı da yine aynı şekilde ne olmak zorunda? Sinüs değerleri birbirine eşit olmak zorunda. O zaman hocam bir birinci bölgedeki açı bir de ikinci bölgedeki açı. E, 90, Yani birinci bölgedeki açı alfaysa ikinci bölgedeki açı 90 artı alfa mı diyeceğiz? Hayır. İsim değiştirmememiz lazım. Sinüs x eşittir sinüs y şeklinde bir ifadeyi arıyoruz. O zaman ne dememiz lazım? Hani isim değiştirmemiz için 180 değil mi diyoruz ya. O yüzden 180 eksi y şeklinde olması lazım. Yani biz ne diyeceğiz? Genel çözüm kümesi bulunurken. Hani sinüs x eşittir sinüs alfa şeklinde ise, Sinüs x eşittir sinüs alfa şeklinde ise Yapacağımız hamle şu. Ya x eşittir alfadır ya da x eşittir 180 eksi alfadır. Tamam. Yalnız biz genelde böyle pili yazıyoruz ya da 180'li yazalım fark etmez. Ya böyle alfa ya da 180 eksi alfa yazıyoruz ya. E bir de bu esas ölçüsünde koyacak olursak yani 360 katında ekleyecek olursak yine çözüm kümesini tüm böyle sayılarda elde edebilir miyiz? Evet. Artı k çarpı 360 da eklemeyi unutmayacağız. Yani burada burada da 180 eksi alfa artı k çarpı 360'ı ekleyeceğiz kardeşim. Ha biz bunu nasıl yazabiliriz aynı zamanda pili de yazabiliriz alfa artı k, k çarpı 2 pi şeklinde de olabilir. Ya da 180 eksi alfa değil de pi eksi alfa artı pi'li yazacaksak eğer pi eksi alfa artı k çarpı 2 pi şeklinde de çözüm kümesine ulaşabiliriz. Tamam olay bu çözüm kümesi bu şekilde yazılıyor arkadaşım. Hadi gel bakalım şimdi denklemin genel çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar sinüs 3x 1 bölü 2 ya şu yorumu yapabilirsiniz. Ya 3x nerede 1 bölü 2? Sinüs nerede 1 bölü 2? 30'da değil mi? Evet bu açıyı hemen 30 derece gibi düşünebilirsiniz. Ya da 1 bölü 2 nerede? Sinüs 30'da değil mi? Evet e, o zaman sinüs 3x sinüs 30 şeklinde bir denkleme dönüştü. O zaman ne diyeceğiz? Ya 3x eşittir pili genelde böyle denklem çözüm kümesi yazılırken böyle e, nasıl yazılır? Pili yazılır. O yüzden biz de burada pili yazalım isterseniz. 3x eşittir ne diyeceğiz? Ya 3x eşittir 30 diyeceğiz. 30 dediğimiz pi bölü 6 değil midir arkadaşım? Evet. Ya da 3x eşittir pi bölü 6 değil de 180'e da Yani 150. Yani pi eksi pi bölü 6. O da kaç yapıyor? 6 pi 5 pi bölü 6 mı yapıyor? 5 pi bölü 6 yapar. Ama 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 artı k çarpı 2 pi'yi ekleyeceğiz. Artı k çarpı 2 pi'yi burada da ekleyeceğiz. Yalnız bu 3x'i veriyor bana. O zaman ben buradan x'i bulmak için ne yapacağım arkadaşım? x buradan neye eşit oluyor? 3'e böleceğiz. Pi bölü 12 artı k çarpı 2 pi bölü 3 mü yapıyor burası? Evet. burada da x neye eşit oluyor? 5 pi bölü 3'e böldüğümüz zaman 18 artı k çarpı 2 pi bölü kaça eşit olacak arkadaşlar? 3'e eşit olacak. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? O zaman cevap bu işte. 3x, 3x buna eşit. O zaman çözüm kümesi de şu şekilde yazılır. Çözüm kümesi eşittir. Hani x öyle ki x eşittir. Ne diyeceğiz? Şunu yazacağız. Hatta şöyle kopyala yapıştır yapayım. Hop şöyle. Dur bakayım. Hop şöyle. C, 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 c. Ve şunu pisileyim Ve şöyle alayım. Tamam. x öyle ki bu şekilde olacak. Şu biraz yukarıda olmuş. Aşağıya alayım şunu. Evet 2 pi bölü 3. Bir gül. Bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? x eşittir 5 pi bölü 18 artı k çarpı 2 pi bölü 3 şeklinde olacaktır. İşte çözüm kümesi de bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Hani x denildiği zaman 3x'i şuradaki değerleri yazmayacağız. x değerlerini yazacağız. Tamam. Bunu da unutmayın gençler. Örnek 1'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 2'ye. Denklemin köklerini bulunuz demiş. Hmm. Köklerini bulalım arkadaşlar. Çözüm kümesine bakarsınız. Pili mi istiyor yoksa sayılı mı istiyor? E sayılı istiyorsa sıkıntı yok. Şimdi sinüs 3x kök 3 bölü 2 demiş ya. Bu ne demek arkadaşlar kök 3 bölü 2? Nerede? Sinüs 60'ta kök 3 bölü 2 değil midir? Evet. O zaman ne diyeceğiz? Ya bizim 3x'imiz 60'a eşittir ya da bizim 3x'imiz 180x 60'a eşittir. İkinci bölgedeki. Yani 120'ye eşittir. A artı k çarpı 360'ı eklemeyi unutmayacağız. Artı k çarpı 360'ı burada da eklemeyi unutmayacağız. E buradan ne geliyor? X'i bulalım arkadaşlar. 3'e böleceğiz. 20 artı k çarpı 3'e böldüğün zaman 120 yapar. Burada da x 3'e böldüğün zaman 40 artı k çarpı 363'e böldüğün zaman da 120 yapar. Şimdi 0 pi aralığındaki köklerini bulacağız arkadaşlar. Burada biz k yerine ne verelim? 0 verelim öncelikle. k yerine 0 verdiğimizde x kökü ne yapıyor? 20 yapıyor. Birinci değer bu. 0 verdiğimizde x kök kaç yapıyor? 40 yapıyor. Tamam ikinci değerimiz bu. k yerine 1 yazdığımızda k yerine 1 yazdığınız zaman 120 artı 20'den 140 yapıyor. Evet. K yerine 1 yazdığımızda 160 yapıyor burası da. Aynen öyle. E sonra biz K yerine kaç? 2 yazarsam eğer 240. 0 pi aralığını aşıyor. Burada da 2 yazdığımızda 240 0 pi aralığını aşıyor. O zaman bizim çözüm kümemiz ne oldu? Çözüm kümemiz şöyle ÇK yazalım. Hocam 20 var, 40 var, 140 var ve 160 var diyeceğiz. Ve çözüm kümemiz de bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Tamam. Derece olarak bu. Radyan olarak istenirse derece olarak bulduklarımızı da radyana da çevirebiliriz tabii ki. Tamam. Evet örnek de bu şekilde geldik. Örnek 3'e. Şimdi sinüslü bir ifade buna eşit verilmiş. arkadaşlar ya içindeki ifade buna eşit olacak. Yani 3x eksi. Şimdi 3 kökünün toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Dereceye çevireceğim o zaman. Şu pi bölü 6 nedir arkadaşlar? 30 değil midir? Evet. Şu pi bölü 4 nedir? Bu da 45 eşittir. O zaman ben burada 3x eksi 30 ya 2x artı 45'e eşitleyeceğim ya da 3x eksi 30 180'e tamamlayalım. Hocam 180 eksi buna eşittir. Yani o da 135 eksi 2x yapmıyor mu? Yani sen 180'den bunu çıkartacaksın. 180 eksi 2x artı 45. 180'e tamamlayan açısı arkadaşım. O da 135 eksi 2x yapıyor. Ama burada artı k çarpı 360'ı e eklemeyi unutmuyoruz. E buradan 3x buna eşit ya. Yo. Bir x'i yalnız bırakalım isterseniz. Bunu buraya attık. x bunu buraya attık. 75 artı k çarpı 360 yaptı burada. E bunu buraya attık. 5x eşittir. Şimdi 30 öbür tarafa nasıl geçti arkadaşım? Artı 30. Yani 165 artı k çarpı 360 eşit oldu. O zaman burada x lazım bana. 5'e bölüyorum. 33 artı k çarpı 5'e böldüğümde 72 mi yaptı burası? Aynen öyle. Şimdi en küçük 3 kökünün toplamını bulunuz. Arkadaşım k yerine bir 0 yazarsak. K yerine 0 yazdığımızda 75 bir kökümüz oldu. K yerine 0 yazdığımızda 33 bir kökümüz oldu mu? Oldu. Sonra K yerine 1 yazalım. K yerine 1 yazdığımızda arkadaş 0, 3, 1, 1, 2 arasında buradaki kökü gelmeyecek. İşte 360 artı 75. 360 artı 75'i almayacağım arkadaşlar. Değil mi? K yerine 1 yazdığımda 72 artı 33'ten kaç yapıyor? Topladığım zaman 105 yapıyor. Burası 105 yapar. E sonra K yerine 2 yazdığımızda K yerine 2 yazdığımızda burada kök zaten gelmiyor. 2 yazdığımızda 144 artı 33 yapıyor. Şimdi 3 bölü 2 dediğimiz nedir arkadaşlar? 270 diyebilir. Evet. en Dur. Dur. Sonrasında oluyor ama yani 144 artı 33 oluyor ama bizden ne istenmiş? Hiç k 2 yazmamıza gerek yok. En küçük 3 kökünün toplamı istenmiş. Yani 75 artı 33 artı 105 istenmiş bizden. Topladığım zaman şu ikisi 180 artı 33'ten 213 gelir. Evet örnek 3'ü 213 bulduk geldik örnek 4'e. Şimdi a sinüslü bir ifade kosinüslü bir ifade eşitliği olmuş. Ben ne biliyorum? Sinüs sinüse eşit olduğu durumu biliyorum değil mi? O zaman sinüsün sinüse eşit olduğu durumu şey yapacağım. Yani burada ee, bu kosinüsü sinüs yapmam lazım. Kosinüsü ben sinüsünü nasıl yapabilirim? Birbirinin 90 derece tamamlayanlarda. O zaman burada burası 2 x 60 kalsın. Bunu da sinüse çeviriyorum. Ee, ne yapacağız? 90'a tamamlayan açısı. 90'a tamamlayan açısı ne? Hocam 120 x değil mi? Yani 90 eksi x 30 diyeceğiz. Eksiyi dağıttığımız an 90 eksi x artı 30'dan 120 x yaptı. O zaman şu içindeki ifadelerin ne olması lazım? Ya birbirine eşit olması lazım. Yani kökleri bulurken Hocam 2x eksi 60'ın ya 120 eksi x'e eşit olması lazım. Ya da 2x eksi 60'ın neye eşit olması lazım? 180'e yan açısı. Bak 180'e. 180'e tamamlayan açısı ne? 60 120'nin. Bir de x'den kurtulmam lazım. Artı x yapar. Tabi artı k çarpı 360'ları unutmamamız lazım. K çarpı 360'ları da şöyle bir yazalım. Şimdi 0 2 pi aralığında kaç kök vardır diye soruluyor. Eksi x öbür tarafa atarsam 3x eşittir. Burası 60 gitti. 180 artı k çarpı 360 yapar burası. E ben bunu buraya atarsam x eşittir. 120 artı k çarpı 360 yaptım yaptı. Burada x köküne hala ulaşmadık. 3'e böldüğüm zaman 60 artı 3'e böldüğüm zaman k çarpı 120 çıkar. Tamam şimdi k yerine 1 yazalım kardeşim. K yerine öncelikle bir 0 yazalım bakalım. K yerine bir 0 yazdığımız zaman bir kökümüz ne geldi arkadaşım? 60 geldi. Sonra öbür kökümüz ne geldi? 0 yazdığımızda 120 geldi. Sonra K yerine 1 yazalım bakalım. K yerine 1 yazdığımızda 120 artı 60'tan 180 geldi buradan. K yerine 1 yazdığımızda 360 aşıyor. Buradan bir değer gelmiyor. K yerine 2 yazdığımızda K yerine 2 yazdığımızda 240 artı 60'tan 300 geldi. Buradan zaten bir değer gelmiyor. K yerine 3 yazarsam eğer 360'ı aşıyor mu? Aşıyor. Buradan da buradan da değer gelmiyor. Yani burada kaç tane kökü olmuş olduğu zaman? 1, 2, 3, 4. 4 tane kökü olmuş oldu. İşte mantık bu kardeşim. Anladınız mı? Var mı sıkıntı? Bence yok. Kolay. Gerçekten kolay. Evet bu denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. O, Biz sinüsü sinüse eşit olduğu durumu biliyoruz. Hocam burada eksi var. Ya sinüs tek fonksiyon değil miydi? Hatırla. Sinüs eksi alfa neye eşitti? Eksi sinüs alfa. İçindeki eksiği ne yapıyordu? Kusuyordu. E o zaman ben burada şunu kullanacağım. Şu eksiği içeri atabilirim o zaman. O zaman ne olacaktır? Burası sinüs eksi x eksi 12'ye eşit olacaktır. E o zaman böyle sinüs, sinüs eşit olduğunda ne diyeceğiz? Ya 3x eksi 24 eşittir, eksi x eksi 12 diyeceğiz. Ya da 180'e tamamlayan açısı diyeceğiz. Yani 3x eksi 24 eşittir. Bunun 180'e tamamlayan nedir? Hocam 180'den neyi çıkartacağım? Eksi x eksi 12'yi çıkartacağım. Artı x artı 12 yapıyor. Yani 192 artı x yapıyor burası. Ha artı kaç çarpı 360 daha eklemeyi de unutmayalım arkadaşlar değil mi? E o zaman burada eksi x buraya geldi 4x yaptı. 24'ü buraya attım artı 24. Eksi 12'den 12 yaptı. Artı k çarpı 360 yaptı burası. E, burası da bu 2x yapar. Bu da topladığımız zaman 4 2 daha 6 216 yaptı. Artı artı k çarpı 360 yaptı. Şimdi buradan 4'e bölsen 3 artı 4'e böldüğümüz zaman k çarpı 90 yapar. Buradan da 2'ye bölüyorum. 108 artı k çarpı 2'ye böldüğüm zaman 180 yaptı burası. Şimdi çözüm kümesindeki en büyük ve en küçük açıların toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaş K yerine biz 0 versek. 0 2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulmaya çalışacağım. K yerine 0 yazdığım zaman 3 kökü geldi. 0 yazdığım zaman 108 kökü geldi. Tamam. K yerine 1 yazdığım zaman 1 yazdığım zaman 93 geldi buradan. 1 yazdığım zaman da 288 geliyor galiba. Evet. K yerine 2 yazdığım zaman ne geliyor? 2 yazdığım zaman 183 geldi buradan. 2 ee, yazdığım zaman aşıyor zaten buradan bir değer gelmiyor. Ya hocam 288 artı 3 değil mi? Demeyin. Belki 288'den daha büyüğünü bulacağım. Çünkü en büyük ve en küçük açılar toplamı isteniliyor bizden. K yerine 3 yazalım arkadaşım. K yerine 3 yazdığımız zaman. E, 3 yazalım bakalım. 3 yazdığımız zaman 273 mi yapıyor burası? Evet 273 yaptı. Ondan sonra acaba buradaki değerde geldi mi? Yok gelmiyor zaten. E, K yerine bir de 4 yazacak olursam 4 kere 9 360 buradan da gelmiyor buradan da gelmiyor. Evet burada arkadaşlar ne oldu o zaman? Şu köklerimizin hepsi şunlar yaptı mı yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? En küçük kök ve en büyük kök toplamları isteniyor. Çözüm kümesindeki en büyük ve en küçük açıların toplamı isteniyor. En küçük açı kaç? 3. En büyük açı ne oldu? Aa, 273. 273 değil bak 288 gördünüz mü? bunu da yazalım. Sonuna kadar yazalım ki belki buradan daha büyük kök gelebilir diye şey yaptık. O zaman kökler toplamı 3 ve 288 toplamı da 291 yapmış oldu. Evet örnek 5'i böylelikle 291 bulduk. Ve geldik şuraya. Kosinüs arkadaşlar. Kosinüs çift fonksiyon değil miydi? Hatırla. Kosinüs eksi alfa kosinüs alfaya eşitti. Arkadaşlar kosinüs y açısı kosinüs eksi y'ye eşit değil mi? Evet. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Kosinüs x eşittir kosinüs y ya da kosinüs x eşittir kosinüs alfalı bir şey gördüğüm zaman şunu yazabilirim. Ya x açısı alfaya eşittir ya da x açısı neye eşittir? Eksi alfaya eşittir kardeşim. Çünkü dördüncü bölgedeki açısı da bak kosinüs kosinüs burada da artı burada da artı işaretler burada aynı. Kosinüs alfa ile kosinüs eksi alfa birbirinin tıpkısının aynısı. Yani o zaman ne diyeceğiz? X açısı ya alfa eşittir ya da x açısı eksi alfa eşittir. Ama artı k çarpı 360'ı eklemeyi unutmuyoruz tabii ki. Artı k çarpı 360'ı da burada da ekleyeceğiz kardeşim. Ha nasıl yazılır aynı zamanda? Alfa artı k çarpı 2 pi şeklinde ya da x açısı alfa artı eksi alfa artı k çarpı 2 pi şeklinde de yazılabilir. Yani pi yazacaksak da bu şekilde yazacağız. Tamam. Evet. Bir sonraki kısma gelelim. <laughs> Ay siz de görün. Bir sonraki kısımda yani 6. sorudayız. Sorusuna bakıyoruz. Denkleminin genel çözümü nedir diye soruluyor. Arkadaşlar kök 2. Nerede kök 2? Kosinüs ne kök 2? A 2 kosinüs x kök 2 eşit verilmiş. Aslında buradan ne geliyor? Kosinüs x kök 2 bölü 2 yapıyor. A hocam kök 2 bölü 2 olduğu durum neresi? Kosinüs 45'te. Ha, o zaman ne diyeceğiz? Ya x açısı 45 e eşittir yazıyorum buraya. Ya x açısı 45. Yalnız p'li e, pili yazılıyordu genelde. O zaman nasıl yazıyoruz? pi bölü 4 mü? Ya x açısı pi bölü 4'e eşittir ya da x açısı neye eşittir? Eksi pi bölü 4'e eşittir. Yani a bu arada eksi pi bölü 4'ü yani 2 pi eksi pi bölü 4 şeklinde de yazılabilirsiniz. Ama çözüm kümesinde eksili yazılıyor. Genelde haberiniz olsun arkadaşım tamam ee, burada artı k çarpı 2 pi'yi de eklemeyi unutmuyoruz. Artı k çarpı 2 pi'yi de eklemeyi unutmuyoruz burada. E ee, sonra o zaman çözüm kümesi nasıl yazılacak kardeşim? Çözüm kümesi x öyle ki x eşittir ya x bölü 4 artı k çarpı 2 pi değil mi? Evet. Ya da x eşittir eksi pi bölü 4 artı k çarpı 2 pi şeklinde yazılı kardeşim. İşte çözüm kümesi bu şekilde yazılabilir. Geldik buraya. Kosinüs 6x 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 nedir arkadaşlar? Kosinüs 60'da değil midir? Evet. Şimdi köklerini buluruz. Derece cinsinden bir cevaba bakarsanız pili cinsinden mi? Pili bir cinsinden istiyorsa pi bölü 6 yerine pi bölü 3 yazarsınız. Ona göre işleminizi yaparsınız. E o zaman buradan ne olacak? Ya 6x 60'a eşit olacak. Bakalım yazalım. Ya 6x eşittir 60 olacak ya da 6x eşittir eksi 60 olacak. Tabi artı k çarpı 2 pi'yi eklemeyi unutmuyoruz. Artı k çarpı 2 pi'yi ekleyeceğiz. E buradan bölelim o zaman x eşittir 10 artı k çarpı 2 pi bölü 6 yapar. Buradan da x eşittir. Eksi 10 artı k çarpı 2 pi bölü 10 yapar. 10 mu? Pardon 6 yapar. E o zaman buradan köklere bakalım. K yerine bir 0 yazsak. K yerine bir 0 yazdığımız zaman arkadaşlar şurası 10 yaptı. Evet 10 bir kökümüz. 0 yazdığımızda eksi 10 yaptı bir de. Değil mi? Ama 0 pi aralığında isteniyor. Arkadaş eksi 10 yaptı ama bu 0 pi aralığında mı? Değil. O zaman bu kökü almayacağım. K yerine 1 yazsam. 1 yazdığım zaman hocam ne yapıyor? Şu 2 pi dedik ama şuraya keşke 360 deseydik ya. Şurası k çarpı 360. Ee, burası da k çarpı 360 bölü 6 yaptı. Şurası da k çarpı 360. Bu da k çarpı 360 bölü 6 yaptı. Yani sen 366'ya bölsen kaç yapıyor zaten? 360 yapıyor değil mi? K çarpı 60 yaptı. Burası da k çarpı 60 yaptı mı? Yaptı. Evet. Şunu şu, şu şekilde düzenleyip ona göre yapalım. K yerine 1 yazsam 60 artı 10'dan 70 yapar burası. K yerine 1 yazsam kaç yapıyor? 50 yapıyor. K yerine 2 yazdığımızda 2 yazdığımızda arkadaşım 120 artı 10'dan evet 130 yapıyor. Sonuçta 0 pi aralığında oluyor. K yerine 2 yazdığımızda 120 eksi 10'dan 110 yapıyor. K yerine 3 yazarsam 180 artı 10'dan aşıyor burası. Şuradan bir değer gelmiyor. E K yerine 3 yazdığımızda 180 eksi 10'dan burası da 170 yapıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer var. O zaman çözüm kümesi neye eşit oluyor arkadaşlar? Yazalım tek tek. 10, 50. Küçükten bir yere doğru yazalım. 10 var, 50 var, 70 var, 110 var, 130 var değil mi? 110, 130 ve kaç var? 170 var. İşte köklerimiz bunlar yaptı kardeşim. Olayın mantığını anladınız değil mi gençler? Burada da x eşittir alfa ya da x eşittir x alfa. Bitti gitti. Ya da birinci bölge ve dördüncü bölgede kosinüs değerleri aynı. Oradan aklınıza gelebilir. Eski bilgilerden kendi yorumunuzu yapabilirsiniz aslında. Haka K çarpı 360'ları da unutmayacağız sadece. Tamam mı? Evet cevap bu oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi kosinüslü bir ifade. Kosinüslü bir ifadeye eşit vermiş. Ve şu aralıkta bakacağız. O zaman bu buna eşit olacak birincisi bu. Ya x eşittir yani pardon. 2x eksi pi bölü 2. Ee, en küçük 3 kökünün toplamı nedir diye soruluyor. Pi bölü 2 diye yazılmış cevap ya, pi'li olacak galiba. O zaman pi'li yazalım. Artı k çarpı 2 pi şeklinde yazdım. Yani bu 2x eksi pi bölü 2 artı k çarpı 2 pi şeklinde olacak. Pardon. Şu şekilde. Ya bu içindeki ifade buna eşit olacak. Yani x artı pi bölü 2'ye eşit olacak. Ama artı k çarpı 2 pi'yi eklemeyi unutmayacağız. Ya da bu bunun eksilisine. 2x eksi pi bölü 2 eşittir. Eksi x eksi pi bölü 2 artı k çarpı 2 pi şeklinde olacak arkadaşlar. Düzenleyelim. Bunu buraya atınca x yaptı. Bu pi bölü 2 artı pi bölü 2'den pi yaptı. Pi artı k çarpı 2 pi'ye eşit olacak. Ya da bunu buraya atınca 3x eşittir. Eksi pi bölü 2'ler gidiyor zaten. Bak şunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürünce çok güzel bir şey oldu. Eksi x artı k çarpı 2 pi'ye eşit oldu. Yani e, pardon eksi x'i buraya götürünce artı 3x yaptı zaten. Direkt burada ne kalıyor o zaman bunlar götürünce? E, k çarpı 2 pi'ye kaldı. O zaman x'i buradan ne buluruz? K çarpı 2 pi bölü 3 şeklinde buluruz. O zaman burada en küçük 3 kökünün toplamı. K yerine ben 0 yazarsam kardeşim. 0 bak yalnız bu aralıkta dikkat et. K yerine ben 0 yazarsam kardeşim. Bir tane kökümüz pi yapar. 0 yazdığımızda ne yaptı? Bir tane kökümüz de 0 mı yaptı? Evet. Bir tane kökümüz de 0 yaptı. Ama 0 şu aralıkta mı? Değil. Dikkat. K yerine ben 1 yazarsam. 1 yazdığımda 2 pi artı pi'den 3 pi yaptı. Öbüründe k yerine ne yazacağım kardeşim? 1 yazacağım. Bu da 2 pi bölü 3 yaptı. Tamam. En küçük 3 kökünün toplamı isteniyor. Hocam bir değer daha bulalım. Belki 3 pi'den daha küçük gelecek. Bir de k yerine 2 yazalım bakalım. K yerine 2 yazdığımızda hocam 4 pi artı pi'den burası 5 pi geldi. E, ee, öbürü de ne oldu arkadaşlar? K yerine 2 yazdığımızda 4 pi bölü 3 yaptı. Burası da 4 pi bölü 3 yaptı. Evet. En küçük 3 kökü. Bundan sonrası bak burası hep artışta. Burası da hep artışta. Bak en küçük 3 kök 1, 2, 3. 4 pi bölü 3, 3 pi'den küçük zaten. Şu 3'ü de almayacağım. Dikkat. O yüzden sonraki de adımda yazmakta fayda var diye söylüyoruz. E o zaman bizden ne isteniyor? Pi artı 2 pi bölü 3 artı 4 pi bölü 3 yapar. Şu x 6 pi bölü 3 yani 2 pi yapıyor artı pi'den cevabımız 3 pi yapacaktır. Evet güzel bir soruydu. Örnek 8'i 3 pi bulduk. Geldik örnek 9'a. Kosinüslü bir ifade sinüslü bir ifadeye eşit verilmiş. Ya ne yapacağız? Her ikisini sin yapacağız ya da her ikisini kos kos yapacağız. Biraz önce zaten biz kosinüs sinüse çevirdik ya. Şimdi kosinüsü anlattığımız için bu sefer de sinüsü kosinüse çevirip yapabiliriz. Ama her ikisini sinüse çevirip de yine sonuca ulaşabilir misin? Kesinlikle ulaşabilirsin. Evet bu arada aralığa da dikkat edeceğiz. Şimdi burada hocam kosinüslü bir ifade kosinüslü bir ifadeye eşit olursa ben çözüm kümesini bulurum. 90'a tamamlayan açısı ne olacak? Eksi 36'yı 90'a tamamlayan yani 90 artı 36 yani 126 eksi x mi yapar? X'den de kurtulmam lazım. Ya da 90 eksi x eksi 36 dersin ama parantezce yapmayı unutma. O da 90 eksi x artı 36 yapıyor. 126 eksi x yaptı burası. E bunun böyle olması ne de demek? Ya bu buna eşit olacak demek. Yani 3x eksi 24 eşittir. 126 eksi x olacak demek. Ya da 3x eksi 24 eşittir. Ne diyeceğiz? Bunun eksilisi eksi 126 artı x diyeceğiz. Ama artı k çarpı 360'ları eklemeyi unutmayacağız dostum. Hadi bakalım. Şimdi eksi x buraya artı x diye geçer. 4x şu öbür tarafa geçince 150 artı k çarpı 360 yaptı. Buradan bu buraya geçince 2x yaptı. 24 e o zaman eksi 126 artı 24. Yani 126'dan 24 çıkarsak kaç yapıyor? Eksi 102 yapıyor galiba. Eksi 102 artı k çarpı 360 yaptı. Ama bana x lazım 4'e bölüyorum. Burası 75 bölü 2'den kaç yapıyor? 75 bölü 2 yazalım boş ver. Artı 4'e böldüğümüzde k çarpı 90 yapar burası. Burada da x eksi 51 artı k çarpı 2'ye böldüğümüzde 180 yaptı. E şimdi çözüm kümesini bulalım bakalım. K yerine 0 yazdığımızda kaç kökü vardır diye soruluyor. 0 yazdığımızda buradan bir değer geliyor mu? 75 bölü 2 evet geldi. Öbüründen bir değer geliyor mu? Eksi 51 hayır gelmez. Çünkü 0-2P aralığında bakacağım. K yerine 1 yazdığımızda K yerine 1 yazdığımızda Hocam 90 artı 75 bölü 2 ya da 75 bölü 2 artı 90 Evet bir köktür. Ee, burası kaç yapıyor? K yerine 1 yazdığımızda 180 eksi 51 O da köktür. O da 129 değil mi? Sonra K yerine 2 yazdığımızda 2 yazdığımızda Buradan 180 artı 75 bölü 2 artı 180 Yine bir köktür buradan K yerine 2 yazdığımızda 360 eksi 51'den o da sanırım 309 yapıyor. İşlem hatası yapabilirim ama sonuçta kök olarak burada 360'dan küçük olduğunu biliyorum. Çünkü aralığımız 0 2 pi arasında olacak. Sonra K yerine 3 yazdığımızda bu 270 75 artı bölü 2 artı 270 et evet, 360'dan küçük yapıyor burası. Burası K yerine kaç yazdığımızda 3 yazdığımızda hocam burası aşıyor. Yani buradan bir kök gelmiyor. Sonra K yerine 4 yazdığımızda da zaten 360 artıyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kökümüz olmuş oluyor. Cevap 6 olmuş oldu örnek 9'da. Geldik örnek 10'a. Kosinüslü bir ifade eksi kosinüslü bir ifadeye eşit verilmiş. Aa, biz kosinüs kosinüsü eşitken yapıyorduk. Aa, buna benzer bir şey yapmıştık. Hatta sinüs de yapmıştık. Ne demiştik sinüs eksi alfa içindeki eksiyi kusuyordu ya eksi sinüs alfa eşit oluyordu. Eksi sinüs alfaya ben ne yapmıştım sinüs eksi alfa yazmıştım biraz önce bir 10 dakika önce falan değil mi? Sinüs eşittir diye yaparken ama burada onu yapamam ki kosinüs eksi alfa içindeki eksiyi yutuyordu. Kosinüs alfaya eşit yani eksi kosinüs alfa e, kosinüs eksi alfaya eşit mi? Değil. O yüzden ben burada şu içindeki eksiyi buraya dağıtamam. O şekilde bir hamle yapamam. E ne yapacağım hocam o zaman? Ben kosinüsü Şuradaki değeri bir eksili bir değer bulayım ki eksili eksili çarpma artı olsun. Bir de kosinüslü olsun. Şimdi kosinüs nerede? Arkadaş ikinci bölgede eksi değil mi? Evet. O zaman ben kosinüsü ikinci bölgeye taşırsam yani ben burada kaçı dar açı gibi düşünüp ikinci bölgeye taşırsam eğer ya da üçüncü bölgeye taşırsam olay biter mi, biter. İkinci bölgeye taşıyalım. Açı küçük olsun biraz. İkinci bölgeye taşımak demek ne demek? 90 artı açı mı demek? Hayır. Fonksiyon isim değiştirir. Burada ben isim değiştirmek istemiyorum. 180 eksi demem lazım. 180'e tamamlayan açı kaç derece yapıyor? Hocam 192 eksi x yapıyor. Çünkü eksi 12 180'e tamamlıyor. 192 ya da ne dersin? 180'den x eksi 12'yi çıkartacağım dersin. O da 190 eksi, eksi, x mi yapıyor? Şöyle eksiyi dağıttığım zaman evet. O da kosinüs yaptı mı? Yaptı. Arkadaş şimdi burası normalde işaret olarak ne arkadaşlar? Böyle yaptığın zaman 180'e tamamlayana çevirdiğin zaman aslında bu eksili oldu. Bir de başında eksi var. Artım oldu. Yani bu komple artıya eşit olmuş oldu. Aa. hocam kosinüslü bir ifade. kosinüslü bir ifadeye eşit olunca ne diyoruz? Hemen işlemimizi yapıyoruz. 2x eksi 54 eşittir. Ya 192 eksi x'dir. Ya da 2x eksi 54 nedir? Ya da bunun eksilisine. Eksi 192 artı x'e eşittir. Eksilisine eşit olacak. Ama artık k çarpı 360'ları eklemeyi unutmayalım. Şurada da ekleyelim. Eksi x buraya geçti. 3x yaptı. Buradan öbür tarafa atınca 6, 246 mı yapıyor? Evet. 246 artı k çarpı 360 yapar burası. Bunu buraya atınca x. Bunu buraya atınca hocam 192'den 54 çıkınca 8 38 mi yapıyor? Evet. 138 yapıyor galiba. Aynen öyle. Ama eksi 138 artı k çarpı 360 yaptı mı? Yaptı. Şimdi buradan x'i bulalım. 3'e böldüğümüz zaman 82 artı k çarpı 120. Buradan da x zaten direkt x. Sıkıntı yok. Şimdi değerlere bakalım. K yerine ben 0 yazacak olursam. 0 yazdığımda hocam 82 geldi buradan. Evet. 0 yazdığımızda 360 eksi 130. 0 yazdığımızda eksi 138 geldi. Hayır. Bu aralığa dikkat edeceğiz. Aralığımız 0 ile 2 pi arasında. Bu 0 ile 2 pi arasında değil. Sonra K yerine 1 yazalım. 1 yazdığımızda arkadaşım 120 artı 82'den kaç yapıyor? 200, 2 yapıyor galiba. Ee, 360 yazdığımızda da 360, K yerine 1 yazdığımızda da 360 eksi 138 yapar. Çıkarttığımız zaman 2, 2 bu da 2 mi yapıyor? Evet. 222 yaptı arkadaşım burası da. Tamam. Bu da aynı şekilde bu kökler arasında. K yerine 2 yazsam 2 yazdığım zaman hocam burası 240 artı 82 240'a 82 eklersem 322 yapıyor. Değil mi? 322 yapar. E o zaman başka bir de var? K yerine ben burada 2 yazarsam hocam 720 eksi 138 zaten bu aralıkta olmuyor. E K yerine 3 yazarsam da 360 artı 82 zaten bu aralıkta olmuyor. En küçük değer bu. Bak en büyük değer de şu oldu gördüğünüz üzere. Yani 322 ile biz 82'yi toplayacağız. Cevap da 404 yapar. Yani örnek onu 404 bulduk. Şimdi geldik. Tanjant x eşittir tanjant y. Şöyle kısa bir özet yapalım mı? Sinüste ne dedik arkadaşlar? Bakın Şöyle şurada göstereyim. Sinüs x eşittir sinüs y olduğunda ne dedik? Hocam sinüs dedik ki bir birinci bölgede artı bir de ikinci bölgede artı. ikinci bölgeye atan açısında ha ya x eşittir y dedik ya da x eşittir yani 180'e tamamlayan açısı. Yani 180 eksi y dedik değil mi? Ya ya y açısıysa ya da 180'e tamamlayan açısıdır. ikinci bölgeye taşıdık çünkü. Sonra kosinüs x eşittir kosinüs y'de ne dedik arkadaşım? Kosinüs x eşittir kosinüs y'de de hocam kosinüs bir birinci bölgede artı bir de dördüncü bölgede e, ya x açısı y açısına eşit oluyor dedik değil mi? Ya da bu bu bölgede kaçı buraya nasıl geliyor? Şuradaki alfa burası da alfa. Böyle bir alfa derece gideceğiz. O da eksi alfa eşit. Yani ya da x eşittir eksi y açısı deyip artı k çarpı 360'ları da ekledik mi? Ekledik. Şimdi gelelim nereye? Tanjantta. Tanjantta ona göre yorum yapalım. Hocam tanjant nerede artı? Bir birinci bölgede bir de üçüncü bölgede. Ha, üçüncü bölgede. O zaman düşün. Şimdi tanjantı düşünelim. Tanjant ekseni bu değil mi? Evet. Hocam tanjant ekseni bu. Şunun tanjant değeri. Y'nin tanjant değeri buysa. Hop. Şurada da tanjant değeri? Hani dördüncü üçüncü bölgedeki şu y açısı diye yazacak olursam eğer. Hocam bunun da tanjant değeri buna eşit oluyor. Ha. Üçüncü bölgeye taşıyacağım. O zaman üçüncü bölgeye taşımak demek ne demek arkadaşlar? Şurası 180 değil mi? Hani y 180 artı y şeklinde yazılmaz mı? Yazılır. Arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? X açısı hani tanjant tanjant x eşittir tanjant y verildiğinde ya x açısı y'ye eşit olacak ya da x açısı neye eşit olacak arkadaşım? 180 artı y'ye eşit olacak. Değil mi? Bu şekilde olmak Ama aslında tek bir şekilde yazabiliriz. Niye? Artı k çarpı 360 şeklinde de yazabiliriz de k çarpı 360 şeklinde yazabiliriz de. Şimdi dikkat et. Ben burada 180 eklediğinde buraya geldi mi? E bu açıya da 180 eklersen buraya geliyor. Bu açıya da 180, 180. Aa hep 180 eklediğimizde hep eşit değerleri elde edebiliyor muyuz? Evet. O yüzden x açısı eğer y ise arkadaşlar biz direkt şunu söyleyebiliriz. x açısı y ise y artı k çarpı 180 dersek direkt tek bir seferde çözüm kümesine ulaşırız. Çünkü her bir 180'de tekrar ediyorum bak. Tancat bu. 180 ekledim bu. 180 ekledim bu. Aa her bir 180 eklediğimizde ne yapıyoruz? tanjant değerlerini elde ediyoruz. Aynı tanjant değeri oluyor mu? Oluyor. O yüzden direkt tek bir cevap oluyor burada. Y artı K çarpı 180 şeklinde ya da X eşittir Y artı K çarpı pi şeklinde de yazılabilir. Tabi pi'li bir şekilde yazacaksak. Aynı şekilde kotanjant değeri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kotanjant değeri Y'de de öyle. Şeyde de öyle. Orada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Hem tanjantta hem de kotanjantta y artı k çarpı 180 şeklinde oluyor. Burada tek bir seferde yazabiliyoruz. Diğerlerinde ikili bir şekilde yazıp hani sinüste ne yapmıştık mesela? i ya x eşittir y, y x eşittir 180 eksi y. k çarpı 360'ları ekliyoruz. Ya da kosinüste dedik x eşittir y ya da kosinüs e, x eşittir eksi y demiştik. Ama tanjantta da x y açısına eşitse artı k çarpı 180 eşit oluyor. k yerine 0 yazarsanız zaten y'yi de elde ediyorum. 1 yazarsam 180 artı y'yi de elde ediyorum zaten. Tamam Üçüncü bölgeye taşıyan açı 180 artı y olduğu için bu şekilde aklımızda kalabilir. Evet kök 3 bölü 3 nerede kök 3 bölü 3? Hemen unuttuysan dik üçgeni çiz kardeşim. 30 60 90 üçgeni 1 2 burası kök 3. Tanjant 60 kök 3 yapıyor. Tanjant 30 1 bölü kök 3. O da kök 3 bölü 3. Yani burası tanjant 30 yapacak. 30 dediğimiz pi bölü 6 değil midir? Evet. E o zaman 2x buna mı eşit olacak? Evet. 2x direkt pi bölü 6'ya eşit olacak ama k çarpı pi'yi de ekleyeceğiz kardeşim. K çarpı pi şeklinde gidecek kardeşim. Yani x'i bölelim. x 2'ye bölelim. pi bölü 12 artı k çarpı pi bölü 2 şeklinde olacak. Yani pi bölü 12'de nedir? 15 artık şey 15 artı k çarpı 90 şeklinde de yazılabilir. Ya da çözüm kümesi x öyle ki şuna eşit olacak çözüm kümesi. x eşit pi bölü 12 artı k çarpı pi bölü 2 eşit oldu. Genel çözüm kümesi bu. Şimdi tanjant tanjant'a eşit olmuş. O zaman bu buna eşit olacak. Yazıyorum bak 2x eksi pi bölü 3 eşittir. Pi bölü 6 eksi x artı k çarpı pi ekleyeceksin sadece. Tamam bitti. Kaç farklı kökü vardır. Şimdi ya ben burada pi bölü 3'lerle uğraşmayayım. Sayılarla uğraşayım. Pi bölü 3 dediğimiz nedir arkadaşım? 180 bölü 3'ten 60 mı? Evet burası 60. Hocam pi bölü 6 dediğimizde nedir? 30'dur. Burası 30. K çarpı 1 dediğimizde k çarpı 180 yaptı. Eksi x'i öbür tarafa attım. 3x eşittir. 90. Eksi 60 buraya geçti 90. Artı k çarpı 180 e eşit oldu. O zaman x de buradan kaç yapıyor? 30 artı k çarpı 60 eşit oldu. O zaman k yerine 0 koyarsam 0 koyduğumda kaç yapıyor arkadaşım? 30 yaptı. Sonra k yerine 1 yazarsam ne yapıyor? K yerine 1 yazdığımda 60 artı 30'dan 90 yapar. K yerine 2 yazdığımızda 120 artı 30'dan 150 yapar. K yerine 3 yazdığımızda hocam 6 kere 3 18 210 yapar. K yerine 4 yazdığımızda 6 kere 4 24 270 yapar. K yerine 5 yazdığımızda 6 kere 5 30 330 yapar. Hocam K yerine 6 yazdığımızda 36 aşıyor. Buradan bir değer gelmiyor. Kaç tane değer var? 6 tane değer olmuş oluyor arkadaşlar. 6 farklı kökü olmuş oldu. Evet cevap 6 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet. A kotanjant demiş. Arkadaşlar kotanjant eksi 1'e eşit verilmiş. Eksi 1 neredeydi? Hocam 135'te değil mi? Yani kotanjant 135. A kotanjantlı bir ifade buna eşit verilmişse o zaman ne diyoruz? Genel çözüm kümesini bulunuz demiş. E ben bunu o zaman çözüm kümesi 135 demeyeyim de ne diyeyim arkadaşlar? Pili yazayım mı? O zaman pili yazayım. Şu 45 dediğimiz nedir? Pi bölü 4'dür. Ee, bu 135 dediğimizde 45'in 3 tanesi yani 3 pi bölü 4'tür arkadaşım. O zaman ne diyeceğiz? Ya içindeki ifade yani 2x eksi pi bölü 4 eşittir şuna 3 pi bölü 4 eşittir. Ama artı k çarpı pi ekleyeceğiz. E ee, o zaman bunu attık öbür tarafa. 2x eşittir. Ee, 3 pi bölü 4 artı pi bölü 4. 4 pi bölü 4'ten pi yapar. Pi artı k pi yapar. O zaman x de buradan pi bölü 2 artı k pi bölü 2 yapar? Evet. Bu kadar. Yani çözüm kümesi eşittir. x öyle ki Pi bölü 2 artı K pi bölü 2 şeklinde olacaktır. Genel çözüm kümesi bu yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi A kotanjant tanjanta eşit verilmiş. O zaman ne? ikisinden birini şey yapın. Biz genelde kotanjantı sevmiyoruz ama sevmek zorundayız. Bunu çevirmek daha zor. O zaman bunu çevirelim. Hocam bu nedir? Kotanjant 20'ye eşit değil midir? Evet. Yani kotanjant kotanjant eşit. O zaman ne diyeceğiz? 3x eksi 10 eşittir 20. Ama artık k çarpı pi'yi yani 180'i eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Ve aralık neresi? Şurası. Buna da dikkat edeceğiz. Hocam buradan 3x eşittir. 30 artı k çarpı 180 yapar. x de buradan 10 artı k çarpı 3'e bölüyorum. 60 yaptı. O zaman ben k yerine 1 yazarsam. Pardon 0'dan başlatayım. 0 yazarsam x 10 yapar. k yerine 1 yazarsam ben 60 artı 10'dan 70 yapar. E, k yerine 2 yazarsam 120 artı 10'dan kaç yapıyor? 120 artı 10'dan 130 yapar. K yerine 3 yazarsam ne yapıyor? Hocam 180 artı 10'dan 190 yapar. K yerine 4 yazarsam eğer K yerine 4 yazdığında 6 kere 4 24 250 yapar. K yerine 5 yazarsam eğer 6 kere 5 30 3 bölü 2 aşıyor. O yüzden burası 4 yazdığımızda da kaç yapmıştı? 250 mi yapmıştı? 6 kere 4 evet. Şimdi bunların toplamı isteniyor kardeşim. Şu ikisinin toplamı 200. Şu ikisinin toplamı da 200. 400 e yaptı. Bir de 250 ile toplarsam 650 yapar. Yani örnek 14'ü 650 bulduk. Ve geldik örnek 15'e. Tanjant şu ifade şuna eşit verilmiş. O zaman bunu da tanjanta çevireyim. Hocam 90'a tamamlayan ne yapıyor? Biz tanjant eşittir. Tanjant olduğunda şey yapıyoruz. O zaman bu tanjant 90 eksi x e eşittir 90'a tamamlayanı. O zaman ya bu buna eşittir. Çözüm kümesi kaç elemanındır diyor. O zaman ben bunu sayıya da çevireyim. Pilerle uğraşmayayım. Pili olursa cevap pilerle anca öyle ulaşıyorum. Burası 60 yapar. Yani 2x eksi 60 eşittir. 90 eksi x diyeceğim. Ya ama bir de k çarpı 180'i ekleyeceğiz. x x buraya artı x diye geçti. Eksi 60 buraya artı 60 diye geçti. Artı k çarpı 180. X de böylelikle 3'e böldüm. 50 artı k çarpı 60 mı yaptı? Evet. Şimdi biz burada k yerine 1 yazalım. 0 yazalım öncelikle. 0 yazdığımızda ne yaptı cevap? 50. 1 yaptığımızda ne yapıyor arkadaşlar? 110. 2 yazdığımızda ne yapıyor? 120, 170 mi yapıyor? Evet. 3 yazdığımızda ne yapıyor? 180 artı 50'den 230 yapıyor. 4 yazdığımızda ne yapıyor? 24, 290 yapıyor. 5 yazdığımızda ne yapıyor? 6, 2, 5, 30, 350 yapıyor. Vay. Ama 6 yazdığımızda arkadaşlar 6 yazdığımızda bir sıkıntı var mı? 360 artı 50 yapıyor. Aralık dışına çıkıyor. İşte çözüm kümesi kaç elemandır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanı vardır. Cevap 6 tane eleman oldu. Örnek 15'i de 6 bulmuş bulunuyoruz. Ve böylelikle bu kısmı. ilk dersimizi bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yani işi öğrendik. Sinüs eşittir sinüsü. Kosinüs eşittir kosinüsü. Tanjant eşittir tanjantı öğrendik. Hepsi de çok kolay. Şekil ağda göründüğü gibi. İşlem hatası yapmazsanız bence sıkıntı yaşamazsınız. Dikkatli olun sadece işlem hatası yapmayın tamam mı? Evet gençler böylelikle 15. gün ilk videoyu bitirdik o zannediyoruz. Bir sonraki videoda 15. gün ikinci videoda bunun devamında. Hem böyle özel notlar vereceğiz hem de bunların sorularını daha böyle ayrıntılı sorularını çözeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.